Yeni bir video ile daha sizlerleyim sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz iPhone 13 Mini olacak. iPhone 13 Mini'yi bir süredir deneyimliyorum. Uzun uzun kullanma şansı buldum. Hem fotoğraf hem video kalitesi. Bunun yanında gündelik kullanımda batarya süresini yorumladığım güzel bir kullanıcı deneyim videosu olacak. Hala da ana cihazım olarak da kullanmaya devam ediyorum. Hattım vesaire. Tüm bu süreçte her şeyimi ana cihaz olarak kullandığım iPhone 13 mini'den sizlere aktaracağım. Şunu bu video başında belirtmek istiyorum dostlar. Ben bu telefonu kiralarsın üzerinden aldım. Kiralarsın .com üzerinden nasıl bu telefonu aldığımı soracak olan arkadaşlar olacaktır. Kiralarsın teknolojik ürünleri kiralayıp deneyimlerinizi burada tadabileceğiniz aslında bir cihaz almadan önce evet ya ben bir iPhone 13 mini veya ben bir robot süpürge veya ben bir PlayStation 5 almak istiyorum ama bu almış olduğum üründe gerçekten benim hayallerimdeki o deneyimi bana yaşatacak mı dediğiniz anda kiralarsın devreye giriyor. Burada çok kolay bir şekilde sadece TC kimliğinizi vererek portala kayıt oluyorsunuz. Akabinde haftalık, aylık bu ürünleri kiralayabiliyorsunuz. Bunun yanında işte Apple Watch'tan farklı birkaç telefona, irili ufaklı ürün gamlarının da her geçen gün geliştiğini ve arkasında da QNB Finans Bank'ın olduğu güzel bir girişim olarak da kiralarsını değerlendirebiliriz. Ben telefonu kiralarsın.com desteğiyle aldım. Uzun bir süredir de deneyemiyorum. Hatta bu videodan sonra da yaklaşık bir 3-4 ürün daha gelecek. Bununla alakalı güzel teknolojik incelerime ve deneyimlerime yer verdiğim güzel bir video konsepti de olacak. Burada aslında bu cihazları kiralarken değinilen tek nokta işte bir Findex raporu var. Tamamen finansal değerinizi ölçen bir arka tarafta zaten kiralama, araç kiralama yaparken de birçoğumuz aşinayız. Oradaki skorunuza göre bu cihazı kiralıyorsunuz veya kiralayamıyorsunuz. Zaten orada direkt sizi de bu konuda yönlendiriyorlar. Çok basit bir şekilde hemen 2 dakikada güzel bir şekilde tüm bu süreci tamamlayabiliyorsunuz. Oldukça basit, oldukça kullanıcı deneyimini de size hissettiren basit bir arayüzle de bizlere sunulan bir web sitesi oluşturmuşlar. Ben ilk aşama olarak hem kayıt hem de kiralama bedelinin yapıldığı ve kargo sürecine kadar şu anlık bu sistemi yeni bir girişim olmasına rağmen oldukça beğendim. Hatta şöyle size kargolamalarını da göstereyim. Oldukça sevimli bir Kargo kutusu da var hatta burada da bana özel bir kart göndermişler. Teşekkür ediyorum burada başa ee, bu güzel inceliği için. Evet kiralarsın.com'dan da bahsettiğimize göre gelelim iPhone 13 mini ile neler yaptım. Şimdi ben bu telefonda biliyorsunuz içerik üreticisiyim ve sosyal ağlarda çok uzun bir süre vakit geçiriyorum. iPhone 13 Pro'da ana cihazım bizi yakından takip edenler de bilecektir. Hatta şu anki videoyla 13 Pro ile kayda alıyorum. Şimdi iPhone 13 mini ilk elime aldığında bana hissettirdi. Ben uzun zamandır uzun süredir Apple tarafında hafif cihaz kullanmıyormuşum. Bana bunu özlediğimi hatırlattı ve gerçek anlamda tek elle kullanım iPhone 5'ten sonra iPhone 5 bir cihazım vardı iPhone 5'ten sonra gerçekten bana iliklerime kadar yaşattı hem hafifliği ve tek elle telefonun her yerine hükmedebilme olsun bunları özlediğimi hatta deli gibi özlediğimi söyleyebilirim yani telefonu alıyorum şöyle elimde istediğim gibi evirip çevirebiliyorum istediğim gibi tutabiliyorum istediğim gibi bu telefonu hükmedemiyorum 13 Pro'da biliyorsunuz ben bir Plus Max serisinden 13 Pro'ya düşmüştüm. 6.5 inç bir 6.7 inçlik 6.5 inçlik formatta cihaz kullanıyordum. Uzun yıllarda Plus modelli telefonları tercih ediyordum. Pro'ya düşünce biraz rahatladım. Ama bu telefonu alınca dedim ki ya 6.1 inçlik 13 Pro da çok büyükmüş aslında. Yani aslında büyük değil de yani tek elle kullanımı zor. Dolayısıyla ben miniye geçince gerçekten yani cihaz şu an bana tüy gibi geliyor. Android tarafında da Mi kullanıyorum. O zaten bildiğiniz kas tüyü gibi bir şey, çok hafif bir cihaz. Ama ondan sonra da 13 mini gerçekten bana Apple tarafında hafif bir cihaz. Hafiflik anlamında da bana güzel şeyler bıraktı. Yani bilmiyorum nasıl bununla vedalaşacağım, onu da kara kara düşünmüyorum değil. Dolayısıyla bu telefonun hem tasarımı hem de hafifliği, ergonomik yapısı beni en çok cezbeden noktalardan biri oldu. Kesinlikle böyle durumunuz ise ikinci bir telefon olarak bir şey almak istiyorsanız Apple tarafında 13 mini veya mini serisinden bir cihaz alırsanız kesinlikle pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. En azından kullanım açısından kullanım rahatlığıyla çok pratik işlere imza atmanızı da sağlayacaktır. Bendeki gece yarısı siyah olarak geçiyordu sanırım bu. E, rengi muhteşem dostlar. Kesinlikle simsiyah bir telefon değil. Böyle çok koyu laciverte dönük tam böyle aslında o gece yarısı havasının da e, bu tasarımla verildiğini, bu renklendirmeyle verildiğini söyleyebilirim. Gerçekten rengi ben çok böyle artık siyah telefonlar kullanırdım. Hep siyahlardan böyle sıkılmıştım. E, dedim bundan sonraki cihazımı beyaz alacağım. Dedim. Beyaz da alamadım. Gittik tabii ki siyara mavisi aldık ama tabii ki o renkten de çok memnunum. E, lakin buradaki gece yarısı siyahı bu renk muhteşem. Yani arka plandaki böyle tam ışık altında veya güneş altında baktığınızda çok kaliteli bir renk skalası bu cihazda da kullanılmış. Tabii ki burada yine yan taraflar alüminyum çerçeve. Yani bu telefondan da aslında Pro serisi kadar bir kalite bir premium havası da bu telefonlara verildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu telefonla ben gündelik işlemlerimi yaptığımı söylemiştim. İşte bankacılık, mail takibi, Instagram, YouTube sizlerden gelen yorumları vesaire okuyorum. Bunları her şeyi 13 Pro'daki akıcılık neyse bu cihazda da çok rahat bir şekilde bunları pürüzsüz halledebiliyorum ki zaten canavar gibi bir telefon. Ee, hemen hemen tüm 13 Pro ailesiyle hemen hemen aynı donanımlara sahip bir cihaz. Tabii ki farklılıkları kesinlikle de var. Özellikle benim ilk dikkatimi çeken 13 Pro'dan 13 Mini'ye geçtiğimde ekran yenileme oldu. Dedim ki yani 120 Hz evet şimdi Xiaomi tarafındaki telefonları kullandığımda 90-120 Hz evet çok böyle uçak gibi geliyor ama tabii ki stabilite anlamında Apple'ın yerini şu an tutan bir cihaz bana göre mevcut değil. Dolayısıyla dedim ki yani 120 Hz Apple'da ne kadar bir ivme katabilir derken 13 pro ile gerçekten o kendini otomatik olarak yenilemeye alması duran sayfalarda onerse kadar düşürmesi falan muhteşem akıcılık zaten telefonun hızıyla beraber 120 Hz 13 Pro'yu çok farklı yere getirmiş Şimdi bu telefona geçince gerçekten 60 Hz bir panelde bu ekranın telefonun yavaşlığından değil ekran tazeleme oranından bana e, yavaş hissiyatı verdiğini söyleyebilirim. Bunu hatta rahatlıkla dile getirebilirim sizler için. Çünkü 13 Pro'yu uzun süredir yani Eylül ayında Ekim'in ilk haftası geldi bu o cihaz bana. O süredir sürekli telefonu kullanıyorum ve gerçekten 120 Hz gözüm mükemmel bir derecede alışmış. Bu telefonu aldığımda ya dedim ben bu zamana kadar 60 Hz'lik telefonu nasıl kullanıyorum? Eğer bir ekran yenileme düşkünüyseniz 13 ailesi veya düz 12 ailesi veya düz 13 ailesi sizi belki bir tık üzebilir. 120 Hz'e alıştıktan sonra da 60 Hz'li bir telefona geçer miyim? Düşüncesi de aslında kafamda tamamen oluştu. Kesinlikle geçmem büyük ihtimalle. Bundan sonra zaten Apple cihazda kullanmaya devam edersem 120 Hz ve üzeri olacaktır. Pro modellerinde Android tarafında zaten 90-120 Hz artık neredeyse standart hale geldi. O tarafta da çok bir kaygım yok açıkçası ama kesinlikle 60 Hz ve üzeri yani 60 Hz'ün üzeri cihazların Apple'a gelmesi de muhteşem bir kullanıcı deneyimi, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir diğer eksikliğini hissettiğim noktada kamera tarafı. Şimdi bunda telefoto lens yok. Pro modellerinde 3 lens var. Bunda 2 tane lens bulunuyor. Dolayısıyla çekim yaptığım esnada bir 3x zoom'u gözüm aradı ve daha portre, daha detaylı, daha böyle fotoğrafların profesyonele dönük kalite anlamında bir tık Pro'yu aramadım değil ama onun haricinde ana kamerasıyla yapmış olduğum video yapmış olduğum fotoğraf çekimleri hiçbir şekilde aratmadı. Özellikle geniş açı çekimleri de 13 Pro'yu aratmadı ama bir işin içerisine telefoto lensi girdiğinde 13 Pro'yu kesinlikle gözlerim aramadı değil. Kamera konusunda da 13 beni beni gündelik yaşantımda oldukça tatmin etti. Tabii ki bunda da portre modu var, sinematik mod var. Bunları çok ıı, akıcı bir şekilde yazılımıyla beraber 13 mm de çok güzel kullanabiliyorsunuz. Ön kameralar zaten tamamen neredeyse aynı diyebilirim. Ee, ön, tam, ön kamera tarafında 13 Pro ile aynı performans aldığımı rahatlıkla sizlere İletirim dostlar çünkü gerçek anlamda telefon hem hızı hem kamera performansı gerçekten güzel seviyede. Ama dediğim gibi ben 3 kameralı bir telefon alıştığım için ve telefotoyu ve 3x zoom'u gözlerim zaman zaman aramadı değil. Bir diğer önemli nokta ise dostlar bataryası. Şimdi çok yoğun bir kullanımınız varsa kesinlikle bu cihaz bunu rahatlıkla söylüyorum dostlar bir günü çıkartmıyor. Ben çok zorladım. Ee, yani çok yoğun kullanmamaya aslında çalıştım Böyle de bazı günler çok telefonu elime almadım. Rahatlıkla bir günü çıkartıyor. İşte arada bir Instagram'a bakıyorum. Youtube'dan bir şeyler izliyorum. Twitter'da falan gündeme bakıyorum. Evet bir günü çıkartıyor. Ama bir çekim yapacağım zaman veya dışarıda bir çekime gittiğim zaman veya sürekli telefonla bir şeyler çekmeye başladığım zaman özellikle ekran parlaklığında en üst seviyeye aldığım zaman 13 mini, 13 mini batarya konusunda gerçekten yetersiz kalıyor. 13 Pro ile çok rahat yoğun kullandığım esnada bile çok rahat bir günü çıkartıyorum dostlar. Bunu rahatlıkla dile getirebilirim ki Pro seri yani Max serisini, Pro Max serisini varın siz düşünün. Ama Pro serisi de gerçekten batarya konusunda beni oldukça memnun eden cihazlar arasında. Eğer yoğun telefon kullanıp da benim bu telefondan beklentim bir gün şarj süresi diyorsanız kesinlikle tercih etmemenizi de tavsiye ediyorum. Evet. Bu telefonlar daha çok kime hitap edebilir? İşte işten eve, evden işe, top bu taşımada. Sosyal medyada işte ara ara gezilip telefon trafiği, arada bir müzik dinleyeyim. Çok böyle yoğun bir içerik tüketicisi değilim derseniz bu telefon sizi çok rahat işinizi görebilir. Mesela ben bu telefonu kimlere aile bireylerinden layık görüyorum? Annem, babam. Bunu kullansın. Bir günü gerçekten çok rahat kullanır. Şimdi kardeşim 21-22 yaşlarında o kullanamaz. O da çok yoğun böyle işte... Instagram'da, YouTube'da sürekli bir şeyler tüketiyor. Ona da bir gün dayanmaz bu telefon. Ama annem babam bunu çok rahat... ...bir gün kullanabilir. Çünkü onların yaptığı şeyler... ...bizimkiler kadar daha kapsamlı değil. Ama... E, ...yani şunu söyleyeyim. Performans anlamında, hız anlamında... ...kamera kalitesi anlamında... ...az önceki saydığım bazı yerler haricinde... ...13 mini gerçekten anlanabilecek aslında ana cihaz yapılabilecek bir telefon. Kesinlikle belki batarya süresi çok çok daha iyi olsaydı en azından böyle Pro'yu biraz yakalayabilseydi. Tabii ki küçük ebattı olduğu için de bir Pro kadar batarya hacmi mevcut değil. Lakin bataryası bir çılgınlık yapıp Apple bir efsanevi bir şey başarıp bataryası gerçekten bir Pro cihazlar kadar daha büyük cihazların bir batarya kapasitesi kadar bir kullanım ömrü verseydi gerçekten şu an bu cihaz hakkında çok farklı şeyler söyleyebilirdim. Ana cihazım yaptığım süre boyunca beni üzmeyen bir telefon olarak da çok rahat kullandığımı söyleyebilirim. Yapmış olduğum fotoğraf, video çekimleri, ön kamera, arka kamera ile video, işte slow motion çekimler, geniş açı lens, normal kamera lensi, Güzel gökyüzü detayları, bunun yanında çekmiş olduğum irili ufaklı birkaç videolar, kamera tarafında yani proyla dedim ki ya ben prodan buna düştüm kamerası çöp gibi asla böyle bir şey demedim gerçekten kamera tarafında da çok başarılı işlere imza atıyor. Dolayısıyla benim ilk dikkatimi çeken ve artı eksi olarak benim direkt algımı açan konuları sizlere. Ee, az önce bahsettim, ee, deneyim olarak kullanıcı deneyim olarak yorumlarım tabii ki de bu şekildeydi. Ee, bir içerik üretici olarak da bu telefonu alıp kullanabilme şansı yakalım. Özellikle mesela bir çekim yaptığınızda çift cihaz olarak bir Pro'yu bir de 13 mini kullandığınız zaman iki tane böyle SLR aynasız kamerayı kullanmaya çok da gerek kalmayabiliyor. Çünkü video kalitesi de 4K 360 FPS'te harika işlere imza atabiliyor. Profesyonele yakın profesyonel tarzı içeriklerinizi de bu cihazda da çok rahat üretebilirsiniz. Gerçekten bu konuda Apple yine güzel işlere imza atmış mini ile beraber. Tabii ki bir de makro detayı da yok. Onu da belirtmekte fayda var. 13 Pro ile falan tabii ki bunlara çok rahat alıştık. Onun haricinde çok böyle dezavantajlara daha az önceki saydıklarımın haricinde pek yok ama benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan bir şey olursa yorumlarda lütfen bana sorun. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya da çalışıyorum. E ee, videonun sonuna geldik. Aslında bu inceleme videosu değil. Tamamen kullanıcı deneyimlerine yönelik, kendi deneyimlerime yönelik bir video içeriği oldu. iPhone 13 mini'yi bana ulaştıran Kiralarsın ekibine özellikle başa buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Bunun haricinde diğer teknolojik ürünler Kiralarsın tarafından bana gelecek. Onları da ayrı bir e, kullanıcı deneyimi yaptığım videoda olacak. Yine Kiralarsın'dan da bahsettiğim zaman zaman bu tarz videolarda olacak dostlar. E portal güzel Güzel bir girişim, benim kesinlikle e, dikkatimi çeken bir platform oldu. Özellikle bir teknoloji tarafında içerik üreten biri olarak her cihaza erişmem mümkün değil, ama en azından haftalık kiralamalarla e, ve yepyeni cihazlar var bu arada. Eski cihazlara çok yer vermiyorlar. En son çıkan teknolojileri satın almaktan ziyade ben de direkt e, oradan alıp birkaç hafta deneyimleyip sizlere güzel içerikte çıkartabilirim. Aslında benim de işime yarayacak çok güzel bir platform olmuş bu arada. bir de tabii ki çevreci, çevreyi koruma tarafında da güzel detaylar var. İşte alıp eskiyip bir kenara atmaktansa Kiralarım, kullanırım, işimi görürüm. En azından çevreye de bir katkım olur diye düşünen birçok kullanıcı da var. Burada kiralarsın.com yine çok güzel düşünülmüş bir proje. Ee, ekibe yine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yolları da açık olsun bu arada. Umarım seneye bu zamanlar e, kiralarsın üzerinden tekrar konuştuğumuzda çok çok farklı yerlere geldiklerini görebiliriz. Bir getir gibi, yemek sepeti gibi güzel bir girişim olarak da hayatlarına devam ederler. Evet. Benim bu cihaz hakkında da yorumlarım bu kadardı sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.